Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz LX 125 3 valf olanlardan enjeksiyonlu modeli Vespa. Vespalar biliyorsunuz arkadaşlar yıllardır kendini ispat etmiş motorlar. Bunların da böyle kendi çapında farklı renk seçenekleri var. Bu motorlar da beyaz. Beyaz benim en çok sevdiğim bir renk. Motorda, arabada ilk tercihimiz beyaz. Tabi bazı motorlarda farklı renkler daha güzel duruyor. Piaggio, Vespa aynı arkadaşlar. Yani üstünde Piaggio yazıyor diye ya Vespa değil falan diye bir şey değil arkadaşlar. Piaggio, Vespa aynı kişi. Vespa yıllarca Piaggio adı altında parça çıkarttırdı. Fakat Piaggio da Vespa'ya parça yaptığı için aynı. Yani şu an için Piaggio, Vespa aynı. İtalyan. Yıllarca 67'den beri bende vardı. Onda da ön takım aynı böyleydi. Bunda da bu şekilde. Dizayn aynı. Bunlar da ana şase komple gövde arkadaşlar. Kaza esnasında direkt perte çıkıyor. Mesela şurada bir sıkıntı oldu. Direkt motor pert oluyor. Bilginiz olsun. Onun için bunlarda çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Veya koruma demiri falan takılıyor bunlara. Şu kısımları korumak gerekiyor. Kaza esnasında suç karşı tarafta falan olduğu zaman biz bunlara dosya açınca direkt perte çıkarıyorlar. Çünkü bura ana şase. Bağımsız değil yani. Komple bütünleşik bir şase koymuş. Tabi Vespa'nın yıllarca bir özelliği var. Sürücüyü koruyan bir motor. Yani şöyle sürücüyü koruyan bir motor. Kaza bela esnasında bunu ben yıllar önce de araştırmıştım. Şu ara boşluktan çıkıyorsun. Yani nasıl çıkıyorsun? Kendin bile şaşırıyorsun yani. Öyle bir motor. Tabi bunlar da diğer şu anki son teknolojik Honda'ydı, Yamaha'ydı vesaireydi. Değişik motorlar var. Bunlar gibi kullanamazsın bu motoru. Bu motor çünkü çok sağlamdır, çok iyidir fakat aerodinamik olarak diğer motorlar gibi hoplamaya, zıplamaya, ani hareketlere, makas atmaya, işte böyle trafikte small low yapmaya, şuna buna gelmez yani bilginiz olsun. Niye diyeceksiniz? Çünkü ana gövde, ana şase itibariyle bu ta savaş zamanında, Almanlar zamanında bu koldan testleri vardı bunların. Jantlar bile kendini soğutuyordu. İki zamanlarla başladı. Yani ana şase hep aynı kalıptan gitti. Yani şu anki yol koşullarına, asfalt koşullarına göre yani şaseyi değiştirip farklı bir versiyon yapmadılar. Sadece ne yaptılar arkadaşlar? Teknolojik olarak enjektör sistemini ve 4 zamanlı sistemine geçti. 4 zamanlı sistemine biraz geç geçti. Bugün bir Honda gibi falan bir anda geçmediği için yine onda da bir sağlamlık olayı oluştu. Fakat kullanım tarzı hep aynıydı arkadaşlar. Yani 50'li yıllardan tut da şimdiki yıllara kadar kullanım tarzı hep aynı. Yani bunu şey gibi düşünelim. Bir çapır biliyorsun, hız yapmıyorsun. Görüntü olarak gidiyorsun ya. Bu da öyle bir motor. Yalnız şöyle de bir durum var. Motor arıza da yapsa, bir yerinde bir sıkıntı da olsa hala gidiyor. Seni yolda bırakmıyor. Mesela bu motorda yağ atma vesaire falan silindirin altı üstü her yeri yağ içinde ama hala gidebiliyor. Niye? Yolda bırakmama durum var. Onun için bunları şu anki teknolojide araçlar hızlı, motorlar hızlı, bunları da onlar gibi hızlı kullanalım dediğimiz zaman bu sefer şunlar devreye giriyor arkadaşlar. Devir daim, su sistemi, işte çoğunda salyangoz devir daim var, çoğunda farklı devir daim var. Şimdi bunlardan dolayı da burada tabii illaki bir tasarımla alakalı son teknolojiye bir uyumsuzluk oluşabiliyor. Yani burada bunu motoru kötüleme veya bu motor böyle şöyle amaçlı değil. Mesela bunda da şöyle diyeyim arkadaşlar, fan soğutmalı. Nasıl fan soğutmalı? Bak burada, gel hocam, fan devamlı rüzgar veriyor. O yönden bunda su sel derdin yok yani. Fan devamlı soğutuyor kendisini. Fakat şöyle bir durum var. Bu 3 valf olmasından dolayı işte emme sibobu, egzoz sibobu olayı bu. Sibop aralıkları, boşlukları, ısıya şuna buna. Öyle aşırı dayanıyor. Bunlarda bir de özel yağ kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Mesela Vespa der ki 0.30 ile 5.40 arası, 5.30-5.40 arası bir yağ kullanın der. Bununla da mesela biz ne yapıyoruz? Tam sentetik 5.40 kullanıyoruz arkadaşlar. Tam sentetik 5.40 kullanıyoruz. Niye tam sentetik kullanıyoruz? Bunların krankları, motor ufacık bir şey mesela. Bunun krankı, krank yapısı, pistonu, şavalı, kavalı bugün bir racingle aynı yapıya sahip. Nasıl aynı yapıya sahip? Ya şimdi diyeceksiniz ki ya ne alakası var? Şimdi krank rulmanlı değil arkadaşlar. Yataklı kepli. Yani rulmanlı değil. Bildiğin krank kolunda nasıl yatak varsa krankın sağ sol yataklarında da rulman yok. Orada da yatak var. O zaman da ne olacak? O yataklar çok ince böyle yağ var ya öyle bir gidecek ki fışt diye gidecek, fışt diye geri gelecek.
Yağdaki en ufak bir kalınlık, en ufak bir viskozite değişikliği motoru sıkar. Onun için bunlara ince yağ kullanılıyor arkadaşlar. Daha akışkan olması gerekiyor. Böyle iğne deliği gibi gözleri var. Oralardan böyle yağların girip çıkması gerekiyor. Biraz kalın yağ, biraz farklı yağ kullandığımız zaman bu sefer yağ dolaşımında sıkıntı oluşuyor ve motor hararete maruz kalıyor. Aşırı ısınıyor. Aşırı ısındığı zaman da silindir ara contadan fire veriyor. Ara contadan fire verse bile motor yine gidiyor. Böyle de bir hastalığı var. Onun için yani kolay kolay bozulmaz. Bozuldun mu da arkadaşlar zor ayağa kalkar. Yani nasıl zor ayağa kalkar? Orijinal parçayı bir anda bulamayabiliriz ama İtalyanlarda bu özellikle Vespa'larda bulunabiliyor. Gerekirse İtalya'dan geliyor. Orada bir sıkıntımız yok. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Detaylı bir varyatör bakımı yapacağız. Hem ekspertiz yapmış oluyoruz. Motorun neyi var ne yok onu tespitini yapacağız. Hem de varyatörünü sökeceğiz. Yani bu Vespa'ları bir sene iki sene kullandığımız zaman özellikle su soğutmalı olanlarda dikkat edelim. Gerekirse marşına basmayalım. Niye? Devir daimin içinde oksit korozyonlar oluşuyor. İçindeki antifriz özelliğini kaybediyor. Marşa bastığımız anda motorun silindir, piston sekmanına zarar gelebiliyor. İşte ondan dolayı Vespa der ki yıllık bakım. Yani bu yıllık bakım da böyle geçiştirilecek bir bakım olmaması gerekiyor. Mesela ben Vespa'larda şunu görüyorum. İnternet ortamında da bakıyorum. Ben mümkün olduğu kadar Vespa'larda yapılması gerekenleri her ne kadar anlatsam da yani bir detaylı varyatör bakımı yapan yok yani. Ama biz bu detaylı varyatör bakımı diğer markalarda yapmaya başladıktan sonra bunlarda da başladı. Yani motor sağlam diye habire biniyoruz, habire biniyoruz. Halbuki burası sökülecek. Burada ne var ne yok bakılacak. Şimdi mesela bu motorda da bu kısmı söküp bir bakmamız lazım. Acaba nedir ne değildir diye. Şimdi burada arkadaşlar bunlarda da biliyorsunuz biraz sürekli takma yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Bir ton yani farklı farklı civatalar var. Şimdi ne yaptık? Burada bütün aksamları civatalarını söktük. Şu şekilde arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10 tane civata çıktı. Bir tane hava filtresinden bundan 2 civata çıkar. Bir tane de varyatörün şöyle bir özel pulu var arkadaşlar. Bu pul çok önemli. Bu pul rumana basıyor. Bunun üstüne de şöyle bir somunumuz basıyor. Burada da şöyle Vespa kapağımız var bak şu kısmın. Burada bir rulman var. Şimdi biz bu motoru varyatör kapağını söküp kayış debriyaj inceleyeceğiz. Şöyle vuruyorum. Oynama yaptı. Şimdi burada hassas yerler var. Şöyle baktığımız zaman evet her şey normal görünüyor. Şimdi bir de sıcaklık olayı var. Motor bayağı bir uzak mesafeden geldi. 15-20 dakika oldu ama istediğim soğukta daha gelmiyor. Onun için biraz sıcaklık var. Şimdi motoru söküyorum arkadaşlar. Doğal olarak göreceğiz ne var ne yok. Doğaçlama bir videomuz olacak. Biliyorsunuz ben yıllarca 3-5 yıldır Vespa, Aprilia, Moto Guzzi yani bu İtalyan motorların yetkili servisinde teknik servis araçlığı yaptım. Şu an kendimiz özel servisimizi açtık. Tüm markalara bakıyoruz. Çünkü biz motosiklet felsefecisi olarak motor marka model seçmiyoruz. Yeri geliyor Çin malına bakıyoruz. Hani her ne kadar hani şu motor şöyle böyle diye videolar yapsak da hepsine bakıyoruz. Ayrıca Scooter'a karşı ayrı bir sempatizanlığımız var. Scooter'ları seviyoruz. Bu Vespa olur, başka motor olur fark etmez. Ama artılarını, eksilerini, olması gerekenlerini, olmaması gerekenleri de söylüyoruz. Şimdi bu Vespa'mızı buradan almamız için şurada bir kapağımız var arkadaşlar. Şu plastik kapağı da almamız gerekiyor. Yani bu şekilde de çıkarız ama kırarsınız, kasarsınız. Onun için şimdi şurada bir marş piyelimiz var. Arka şu şekilde. Önce bunu alıyoruz. Çünkü bunları ben ilk etapta göstermedim. Çünkü bir de video çekeceğim hiç aklıma gelmemişti. Dedim bir de Vespa videomuz kanalımızda yeni mekanımızın yani bu belki 3. 4. Vespa'mız ama bu modelde bir Vespa'yı merak edenler için de bunu çıkardı. Şimdi bunun Primavera'sı çıktı. Primavera 50 ve 150 var. Onlarda da radyatör yok. Fan soğutmalı. Yeni teknolojide Primavera'ya çevirdi bunu. Ama tabii bu ilk her zaman için her şeyin ilki çok sağlam oluyor. Bu. Bunda da böyle bir sağlamlık var. Şu kısımda geçmemiz var. Bak şu şekilde arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi bunlarda bizim asıl sıkıntımız şu arkadaşlar. Şu basit bir parça gibi görünür. Kırıldığı zaman bura biçimsiz durur ve şu parçayı bir anda bulamayabilirsin. Sıkıntımız bu. Onun için sökerken, takarken
iyi inceleyeceğiz. İyi nereden sökeceğimizi. Bunu buradan söktük. Şimdi daha rahat çıkacak. Bak burada da şu filtrenin iki tane civatası var. Bu civatayı söküp filtreyi boşa çıkarıyoruz. Hava filtresini. Bunu da özellikle söyleyeyim. Çünkü filtreyi boşa çıkarmadan bu kapağı da sökemezsiniz. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Kapağımız şu şekilde tut diye çıktı. Rulmanı da orada. O da çıktı. Kapağımız şu yerde. Şimdi burada bakmamız gereken yerleri size tek tek göstereceğim. Ondan sonra arkadaşıma teslim edeceğim işi. O kaldığımız yerden devam edecek. Şimdi arkadaşlar şurada bir baskı, debriyaj baskımız var. Bu debriyaj baskımızı şu şekilde alıyoruz. Volant diye geçer. Evet, baktık ki sağlam. Bunlar önemli. Şimdi buradan debriyaj balatalarına baktığımız zaman arkadaşlar çok sağlam gözüküyor. Ya yeni değişmiş veya orijinalini kaybetmemiş. Burada bir sıkıntı görünmüyor. Şimdi ön varyatörümüzü alacağız. Ön varyatörümüzü şu şekilde bir sökelim. Burada ön varyatörü de sökmeden önce arkadaşlar bak şöyle bir pulumuz çıktı. Bunun altında şöyle bir kalın pulumuz. Bunun altında da bir ince pulumuz bak şu şekilde. Onun altında bir şey yok. Çünkü pervanemiz var şu şekilde. Burada freze kanalları var. Bunu buraya koydum. Şimdi bu sıralamayı kaybetmemek için arkadaşlar bak ince pul, kalın pul, üstüne somun. Şimdi geçen bir videomda da biri dedi ki hadi senden önce buraya yanlış takıldıysa dedi. Şimdi bunu biz bildiğimiz için bak doğru takılmış, biz de doğru takılıyoruz. Şimdi burada şu arada bir boşluğumuz var şöyle. Bu da grankla alüminyum yani grank çelik, diğer kısım alüminyum ısıya maruz kalıyor. Aradaki o pul da ısıyı fazla kayışa yansıtmaması için şöyle bir pulumuz var. Bu da şu aranın pulu bak şu şekilde. Bu da bu aranın pulu. Burada basit bir hata yaptığımız zaman şu pullardan birini takmayalım, şunu takmayalım, bunu takalım, bunu da takmayalım. Motorumuzun bütün düzeni, sistemi bozulur arkadaşlar. Bunu da açık ve net konuşayım. Şimdi kayışımızı söküyoruz. Kayış kısmına bakacağız. Düz mü takılmış, ters mi takılmış olacak. Şimdi dönme istikametine ok işareti oluyor veya yazılar bakıyor. Şimdi bak böyle çıktı. Mesela ne yapmış? Adam düzgünce takmış bak. Ok işareti var burada. Kayışımız bak burada ne diyor? Piyago. Şöyle baktığımız zaman kayışta kırılma belirtisi yok. Ama ileri dönüp değişim isteyebilir. Onun için de bu kayışlara şöyle bir sistem atıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde tutarak şu şekilde oh bayağı evet. Kayışımız normal. Şimdi burada şöyle bir soru gelebilir. Vespa'da bu kayış 20-30 bin 40 bin gidebilir. Fakat Vespa der ki her 10 binde bu kayışı değiştirin diyor. Yani bunu 10 binde bir değiştirin diyor. Ama şimdi mesela bu kayışa bakıyorsun normal. Şimdi ben bunu değiştirmeye kalsam mesela bu kayışı bir anda bulamıyorsun veya çok pahalı olabiliyor. Normal bir motorda atıyorum bu kayış 1000 liraysa Vespa'da 3000 lira 5000 lira olabiliyor. Yani her 10 binde değiştirin derken oradaki talimatlara uyarsa motor yolda kalmıyor. Şimdi bu kayış 10 binden sonra bozulur mu? Bozulmaz. Bir 10 bin daha gidebiliyor ama gözetim altında olması gerekiyor. İşte Vespa da bunu niye 10 binde bir değiştirin diyor. Asıl oradaki neden şu bence. Şimdi her 10 binde bir detaylı varyatör bakımı olduğu için burayı diyor sökmüşken diyor bunu da değiştir diyor. Yolda kalma diyor. Yoksa normalde bu kayış kırılacağını değil. Şimdi bu kayış 5 binde gidebilir, 10 binde gidebilir ama şurada bir hata olsa, şu debriyaj bitmiş olsa bu kayış burada takayım 2000 km sonra kırılır. Çünkü debriyaj zorlamış olay. Şimdi bunun haricinde Vespa'larda bir de şöyle bir olayımız var. Son zamanlarda çok hata yapıyor ustalarımız, kalfalarımız, servis çalışanları vesaire. Bunlar da beni dikkatli dinlerse günün yani Vespa'nın tüyosunu veriyorum arkadaşlar. Yani Vespa'nın tüyosu hiçbir yerde bulamayacağınız bir tüyo. Şimdi bakıyoruz motora mesela burası şanzıman çıkış mili. Bir bakıyorsun ah. Bak kırık gibi değil mi? Bak. Şimdi bunu gören bazı ustalarımız sağ olsunlar Vespa'yı bozuyorlar. Niye bozuyorlar? Diyor ki ah mil gidik.
videodan ses yapıyor. Çök, dağıt. Bunun içinde özel bir rulman var ve rulmanın kafesi plastik kafesli arkadaşlar. Yani metal değil, plastik teflon kafesli. Aynı baga gibi rulman bisikleti var. Yıllarca bozulmuyor ya, böyle bir şey yok yani. Tabii o tuzağa ben de düştüğüm zamanda bunu değiştirmeye falan kalktım ama biz araştırarak iş yaptığımız için o dönemde işte gezdim rulmancılar şunu dedi, abi sen ne yapıyorsun dedi ya, o dedi bozulmaz, şudur budur, o dedi yağın içinde işte şeyli, artık şu boşluğu araştırdım. Bu boşlukta ne arkadaşlar, gazı verince aynı bu şey gibi yokuş destek oluyor ya motorlarda, onun gibi böyle devreye giriyor çıkarıyor. Böyle olduğu zaman da bak, bak ses yok. Şöyle yap, ses yok bak. Gazı verince bura kendini açıyor, kapatıyor. Burada işte gezeleme boşluğu dediğimiz boşluk burada oluşuyor. Bu gezeleme boşluğunu alıp bunun pul koyanlar var arkasında. Bu boşluğu aldığın zaman geçmiş olsun, motoru bozuyorsun. Yani biz normalde bu motorlar bozulmayacak bir motor, böyle bilgisizlikten, acelecilikten bunları bozuyoruz. Bunu da buradan bizi seyreden böyle gizli fanatik ustalarımız, kalfalarımız, usta adaylarımız var. Hani bir like bile atmayan. Yani onlara da bunu gösterelim de en azından piyasadaki Vespa'ları bozmasınlar. Bunu da buradan bir kere daha söyledik. Bu bir arıza değil. Bu bir boşluk değil. Şanzımanda bir sıkıntı yok. Bu böyle arkadaşlar. Bu bütün Vespa'ları söküp hepsinde aynıdır. Hatta daha fazla olanlar da var. Şimdi ön varyatörü söküyoruz. Burada tabii sökerken bagalar düşebilir, çıkabilir. Bunların bagaları biraz daha geniş silindirik yapıya sahiptir. Şöyle gelelim hocam. Şu şekilde kapalı değişik bir sistem yapmış. Tabii bunlar ağırlık vesaire durumları var. O bir de şu var yani, ya hemen bir baga geldi mi işte kaç gramdı bilmem neydi falan filan. Böyle bir algı oluştu. Bu algıya karşı nasıl bir önlem alacağız bilmiyorum. Yani biz de yani orada bir hafiften bir tartı almak zorunda kaldık. Niye almak zorunda kaldık? Halbuki böyle bir şeye de gerek yok. Orijinal neyse onu takmak lazım ama şimdi burada internet ortamında bir gram olayı var. Gram. Kaç gram geliyor? Şimdi o soruyu sormayın diye ben de tartı veriyorum yani. Şimdi burada bir dara alalım. Darayı aldık. Bagamızı koyuyor. Bak baga çok farklı arkadaşlar. Şuradaki teflon yapısı. Koyuyoruz. 10 gram. Şimdi bir başkasını koyalım. 9 gelebilir. 10, 11. 10 gram. 10 gram baga kullanmışlar arkadaşlar. Bagalara şöyle baktığımız zaman silindirin özelliğini kaybetmemiş. Hepsi full sağlam. Yalnız burada bir bagalarda bir ters takılma olayı var. Bak buraya alüminyum sıçramalar oluşmuş. Niye ters takılma olayı var? Onu da söyleyeyim. Şimdi bu bagaların bir yüzey kapalı, diğer yüzey açık. Bu nedir arkadaşlar? Balans yönü var. Balans. Dönme istikameti. Nasıl kayışta bir dönme istikameti varsa bagada da böyle dönme istikameti var. Bu dönme istikametinde de tabii şu kapalı yer nereye gelecek, açık yer nereye gelecek? Bunu da söylemiyoruz. Meslek sırrı diyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın.